Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş ki İzen tatar gazvüküm. Sizin gaza etmeniz uzak olduğu zaman ve kesiretül azaimu ve kuvvetler çoğaldığı zaman ve stuhilletil ganaimu ganimetler de helal görüldüğü zaman fe hayru cihadiküm işte o zaman bu şartlar olduğu zaman cihadınızın sizin en hayırlısı er-ribatu ribattır. Şimdi öyle sözler söyledik ki güya tercüme ettik ama hepsini izah etmek lazım çünkü çok kimse anlamamıştır. Yani şöyle 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 olursa o zaman en iyi yapacağınız şey ribat etmektir diyor Efendimiz. Önce ribatın ne olduğunu anlatalım. Ribat t harfiyle r, b, elif, t murabata veya ribat. Aslında irtibatlı olmak demek. Yani karşılıklı irtibatlı olmak demek. İrtibat kelimesi de aynı kökten geliyor zaten. Düşmanla irtibatlı olunan yer, hudutlarda düşmanla irtibat kurulması muhtemel olan yerlerde gelirse düşman karşılayayım diye bekçilik yapmaya murabata derler veya rıbat derler. Yani mücahede ve cihat, muhasebe, hesap, murabata, rıbat. Aynı mastarın iki şekli vardı bu sigada. Mastardır bu. Kısaca söylemek gerekirse hudutlarda bekçilik yapmak demek. Nöbet tutmak, beklemek demek. Hatta böyle bekleme yerlerini de biraz tabii sağlamlaştırması lazım. Etrafı düşman birden hücum ettiği zaman sağlam olması lazım, tahkim edilmesi lazım. Hudutlarda böyle bekleme yerlerini biraz güçlü kuvvetli yapmışlar, kale şeklinde yapmışlar. O hudut kalelerine de rıbat derler. Ama bu rıbatlar geniş teşkilatlı oluyor. Yani orada oturuyorlar, kalkıyorlar, odaları var, avlusu var, efendim. Düşman gelmesin diye bekliyorlar, bekçilik oluyor. Gelirse çarpışırlar, sahip zaman da artık vakitlerini Allah'ın rızasına uygun bir şekilde orada geçirirler. Bazen topluca zikir yaparlar, bazen ibadetler ederler, bazen ilim öğrenirler, öğretirler filan. İşte böyle hudutlarda bulunan kare ve nöbet merkezlerine rıbat ismi de verilmiş. Rıbat ismi böylece artık biraz bir bakıma da medrese filan gibi bir manaya gelmiş. Demek ki boş zamanlarını ilim öğrenmekle filan geçirdikleri için de o manaya doğru da kaymış manası. Mesela Medine-i Münevvere'de şu isimli rıbat diyorlar. Artık Medine etrafında düşman kalmadı ama yani o ne demek? Bir takım mübarek insanların gelip Allah rızası için oturup kalktıkları vakitlerini artık Allah'ın rızasına uygun bir işlerle geçirdikleri yer manasına geliyor. Yani medrese desek geceleri işte gündüzleri ilim olur, geceleri yatılır. Rıbat, yurt gibi yani. O manaya kullanılmış. Rıbatul etrak. Revakul etrak. Mesela böyle isimli yerler var Medine'de. Yıkıldı ya şimdi hepsi. Demek ki kalelere, hudut kalelerine rıbat ismi veriliyormuş. Hudutlarda, kalelerde beklemeye murabata masları, ona da rıbat adı veriliyor. Bu bekleyen kimselere de murabıt adını verirler. Yani mücahit gibi murabıt adı verirler. Hatta Kuzey Afrika'da İslam aleminin bir hududu idi bir zamanlar. Orada hatta Murabıtlar Devleti diye bir devlet bile kurulmuş. İspanyollarla, gayrimüslimlerle, cihatla meşgul olan Murabıtlar Devleti diye devlet bile kurulmuş. Demek ki rıbat da, murabıtlık da, murabata da, yani
cihadın bir çeşidi ama burada doğrudan doğruya düşmana hücum edip savaşmak yok da beklemek var. Ve bu bekleyişte tabii zamanın boş geçmemesi babında ilimle, zikirle, ibadetle meşgul olma durumu da olduğundan rıbat deyince akla artık dervişler de akıla gelmiş, mücahitler de akıla gelmiş, işte evli olmayan insanların oturduğu yurt gibi bir manada hatıra gelmiş yani İslam tarihi içinde. Şimdi Peygamber Efendimiz'in zamanında tabii hudut kalesi filan demek. Diyor ki bu hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz, İzen tahtar gazmüküm, yani sizin savaşmanız uzak olduğu zaman, yani savaş mıntıkasına uzaktasınız, tam oraya kadar gidemezsiniz, şartlarınız müsait olmaz. İran'da oturuyorsunuz, hudut ilerlemiş Horasan'a, Horasan'dan ilerlemiş daha öteye filan. Yani savaş yeri uzaklarda kaldı. İstanbul'da oturuyorsunuz, savaş Avusturya hududunda, uzakta. Ve kesiretül azaimı, azimet Kinçoğlu, yani işler, efendim yapılacak şeyler, kuvvetler çoğaldığı zaman yani burada Şerh'te hocamız, Gümüşhaneli hocamız kendisi hadisleri açıkladığı şerhinde buyurmuş ki ey azamatül ümerai alennâsi fil gazvi ilâ aktarin nâhiye, yani komutanların insanları çeşitli bölgelere sevk etmeleri, şuraya git, buraya git diye tevcih etmeleri, ihtimalleri çoğaldığı zaman, yani kuvvetler çok, her birini bir tarafa gönderebiliyor, yani asker sıkıntısı yok demek gibi bir mana seziliyor. İmkanlar çok, herkes bir tarafa gidebiliyor, o zaman savaş bölgesi uzaklarda, kuvvetler de çok. وَسْتُحِلَّتِ الْغَنَائِمُ Ganimetler de helal görüldüğü zaman. Tabii burada ganimet zaten helaldir. Ama kime helaldir? Savaş yapılır. Savaş yapıldıktan sonra beşte biri ganimetin, humus denilir buna. Beşte biri Allah ve Resulullah ve hazine için ayrılır. Gerisi gaziler arasında, savaşa fiilen iştirak edenler arasında taksim olunur. Onlar o savaşanların hakkı oluyor, beşte dördü. Bunların eşit olarak dağıtılması lazım. Ortaya yığılması lazım. Taksimden evvel bir ayakkabı bağcığı bile alsa bir kimse, cehennemden bir bağ almıştır diyor Peygamber Efendimiz. Taksimden evvel özel olarak kendi cebine bir şey almak koymak yoktur İslami savaşta. Şimdi bizimkiler Kıbrıs'a gitmişler, savaşmışlar. Herkes ne bulduysa cebine doldurmuş. Yani savaşmışlar, yenmişler, düşmana doğru ilerlemişler. Eskiden olsaydı böyle olmayacaktı. Toplanacaktı, taksim edilecekti eşit olarak. Artık herkes cebine ne bulduysa doldurmuş. Her şey tabii ölçüsü falan kaçmış oluyor. Şimdi eğer bu taksim eşit olarak yapılmaz da bazı kimseler bunu cebine koymayı helal sayarsa bu kastediliyor burada. Yani taksimat doğru düzgün yapılmıyor, ganimet helal sayılıyor. Ha, ganimet zaten helal ama yani kendisinin olmayan ganimeti de kendisinin cebine koyma kalkması taksimden fazla olarak. Yani ahlak bozulursa, yani işin tadı kaçıyor o zaman, bereketi kalmıyor. İşte böyle durum olduğu zaman velem yuksimuha yukassimuha veya yaksimuha alel kaimine kema ümiru, yani emredildiği şekilde dağıtılma manasında hocamız rahmetli kaydetmiş. İşte o zaman sizin cihadınızın en hayırlı şekli rıbattır. Yani rıbatlarda oturursunuz, murabıtlık yaparsınız, en hayırlı şekli odur diye buyurmuş. İşin tadı kaçtığı zaman oturursunuz, orada hem ilim öğrenmek var,
Efendim bir alim çıkıyor, ötekiler ders anlatıyor filan, vakit boş geçmiyor. Hem zikir var, rıbat tekke manasına da gelmiş o bakımda. İçeride ilim öğrenildiği için medrese manasına gelmiş, yatıldığı için yurt manasına gelmiş. Efendim ilim öğretildi, zikir yapıldığı için tekke manasına gelmiş. İşte o zaman oturur orta, böyle hayırlı şeylerle meşgul olursunuz. O da tabii çok sevaptır diye Efendimiz buyuruyor. Yani şüpheli taraftan ve mecburi olmayan taraftan vazgeçebilirsiniz. O zaman en hayırlı olan şekil rıbatta oturmaktır. Öyle yaparsınız buyurmuş oluyor. Bir göz, iki göze cehennem ateşi değmeyecek buyuruyor Peygamber Efendimiz yine bu konuyla ilgili olarak. Aynun batet tahrusu fi sebilillah. Yani hudutlarda İslam alemini düşmandan korumak için nöbet tutup da aman düşman gelmesin diye gözünü dört açan nöbetçi. O göze cehennem ateşi değmeyecek. Neden? Onun nöbeti sayesinde arkadakiler rahat uyuyorlar. Yani o bekçiler sayesinde. Onun için sevabı çok oluyor. İkinci, ve aynut beket min haşyetillah. İkinci göz, cehennem ateşinin yakamayacağı ikinci göz hangisi? O da göz yaşı döküyor Allah korkusundan tenhada zikir ile efendim muhasebe ile murakabe ile ibadetle meşgulken efendim demek ki mümkünse bu gibi hizmetleri yapmak çok sevaptır. Mümkünse cihat. Olmazsa murabıtlık, ribat efendim. Şimdi bunun tabii bir de bizim zamanımıza şimdi biz cihat etsek elhamdülillah cihat sahası çok. Bosna Hersek'e gitmemiz lazım, Karadağ'a gitmemiz lazım, Seylan'a gitmemiz lazım. Yeter ki çarpışacak insan olsun. Millet Pakistan'da biraz heveslendi, Afganistan'da efendim orada bayağı bir her taraftan hatta bizlerden gidenler oldu cihat yapma ama şimdi biraz kanıksadılar gibi. Halbuki öyle olmaması lazım. Yani Müslümanın Müslümana yardımı, onu desteksiz bırakmaması ve efendim imdadına yetişmesi boynunun borcu kardeşlik. Hiçbir şey yapamazsa efendim burada protesto eder. Yani ben diyorum ki yas günü ilan edelim. Bu Sırplara karşı, bu şeylere, Ermenilere karşı, yaptıkları şeye karşı bir hafta yas haftası ilan edelim. Bunları dile getirelim. Çocuklar, kızlar, efendim zavallılar, evler, camiler yıkılıyor, kanlar dökülüyor, mallar yağmalanıyor. Nerede hani medeniyet, nerede hani insanlık? Hepsinin boş olduğu anlaşılıyor. Tabii Müslümanların asırlık ihmalleri de birden de düzelmiyor. Yani iyi günlerde kötü günlere hazırlanmazsa bir insan, kötülük veya tehlike gelip kapıya dayandığı zaman iş işten geçmiş oluyor. Biz ümmeti Muhammed'in fertlerinin umumi bir hastalığı var bu devirde. İş adam akıllı sıkışmayınca tedbir almıyoruz. Halbuki İlk başta kolayca halledilebilecek bir iş. Küçücük bir delik kolayca yamanabilir ama yırtılıp kocaman bir parça kopunca artık yamanması da mümkün olmuyor. Şimdi biz önde olan insanlar olarak diyoruz ki mektep açın, İslam'a yardım edin, para bakımından cömert olun, işte şöyle yapalım, böyle yapalım, yapılacak işleri size anlatıyoruz. Veya başka memleketlerin hocaları kendi ahalilerini anlatıyorlar. Çocuklarınızı Müslüman yetiştirin. Halis muhlis insanlar olsunlar. Aman küfre meyletmeyin, kafirlere özenmeyin. Eviniz şöyle olsun, işiniz böyle olsun. Dinlenmiyor tabii. Neden? Ortada bir tehlike yok, bir şey yok canım. Çocuklar komünist yetişiyorlar. Efendim tedbirler alınmıyor. Düşman durmuyor, uyumuyor, ilerliyor. Ondan sonra bir hücuma geçtikleri zaman hadi silah yok, tedbiri yok, plan yok, program yok, hatta birlik ve beraberlik yok. O zaman keklik gibi avlanıyorlar. Bıldırcın gibi efendim kafaları kopartılıyor. Efendim
Ah oluyor zavallılar. Yine birlik beraberlik olsalar buradan oraya destek verebilirler. O da yok. Bosna'dan, Hersek'ten İstanbul'a, Adapazarı'na, Bursa'ya gelmiş nice tanıdığımız insanlar vardır. Hatta çok yakınlarımız vardır. Ne yapacaklardı? Güzel günlerde tehlike ihtimallerine karşı tedbirleri düşünüp, hazırlık yapıp kesenin ağzını açacak ve çalışmalar yapacaklardı. Yapmadılar. Yapmayınca iş büyüdü. Şimdi haberleri görüyoruz. Gece uykumuz kaçıyor. Haberleri dinliyoruz. Bir şey yapamıyoruz. Birden olmaz ki. Yani yılların ihmalleri sonra çok fena sonuç veriyor. Onun için muhterem kardeşlerim, biz bir şey söyledik mi dinleyin. Yani sözümüze itimat edin. Çünkü biz kimdir ümmeti Muhammed'in sahibi? Kim bakacak ümmeti Muhammed'in işlerine? Herkes ticaretinde, memuriyetinde, karında, kazancında. Onun için bu işin erbabına itimat edip ver dediği yerde vermek lazım, yap dediği yerde yapmak lazım. Ben diyorum ki dergiler önemli. Dergilere yardım edin. Adam caminin minarenin önüne bir minare daha koyuyor. Ya bu bir minareye de zaten çıkılmıyor ki. Aşağıdan mikrofondan okunuyor bu ezan. Minare sembolik bir şey olmuş. Ramazan'da kandiller yandığı zaman görürsün diye. Bir minare yeter. İkincisine lüzum yok. Ama eğitimin önemi var. İnsanı yetiştirmek çok önemli. Kafire İslam'ı tebliğ etmek çok önemli. Onun kalbini kazanmak önemli. Peygamber Efendimiz Müslüman olmayan insanlara bile zekattan para ayırıp, gönlünü alacak paralar verip onların kalplerini İslam'a ısındırmıştır. Yani bunlar yapılmıyor. Bu adamlar bize diş biliyorlar. Bunların karşısında ne tedbir almamız lazım diye düşünülmüyor. Şimdi bize bir düşman bir yerden saldıracak olsa nereden kaçarız, nereye sığınırız, nereye arkamızı veririz, nereden destek alırız diye düşünülmüyor. Şimdi ben Bosna Hersek'in haritasına bakıyorum muhterem kardeşlerim. Her tarafı düşman tarafından çevrilip Müslümanlar öbek öbek düşmanın arasında. Tabii etrafı çevrilmiş, bir yere kaçamaz. Yardım alamaz, yiyecek bulamaz. Efendim haber çıkmaz. Hepsi şimdi kuzu gibi efendim boğazlanıyor. Yazık yani, bir şey de yapamıyoruz. Haber de alınmıyor. Halbuki şöyle bir denizden bir irtibat yerimiz olsun, şöyle bir yerden şöyle bir şeyimiz olsun diye. Bak Orta Asya'da bir sürü Müslüman kardeşlerimiz var. Arada bir irtibat yok. Araya Ermenisi girmiş, Hristiyan bilmem hangi milleti girmiş falancası girmiş. İrtibat sağlayamıyoruz. Onlar irtibatı kopartma tedbirlerini almışlar yani. Biz de irtibatları sağlama tedbirini almamışız. Şimdi İslam'a hizmette ilk merhale para harcamaktır. Zekatını verirsin, hem farz ödenmiş olur, hayrına hasenatını yaparsın, sadaka verirsin, hem hayır kazanmış olursun, hem de rahat bir şekilde İslami hizmeti yapmış olursun. Bu yapılmayınca ikinci adımda bu sefer can gidiyor. Hem mal gidiyor, hem can gidiyor. Kıyamadığın mal da gidiyor, efendim bu sefer can da gidiyor. Hem o harcayamadığın, Allah yoluna harcayamadığın paralar düşmanın eline gene geçiyor, hem de bu sefer canın giriyor. Afganistan'ı örnek alalım, başka bir yere örnek almasak. Afganistan bundan senelerce önce, 30 yıl önce, Kur'an-ı Kerim'le anayasası Kur'an-ı Kerim olan bir şeriat devletiydi. Niye Müslümanlar koruyamadılar? Şimdiki kadar cihat etmediler, işe önem vermediler de ondan. O zaman Kur'an-ı Kerim anayasası iken, şeriat ahkamı onların efendim kanunu iken çalışmadılar. İçlerinden çocukları tahsil için Moskova'ya gönderdiler. Efendim o işte eski idareciler, kaçanlar, maçanlar nerede okudu onlar? Ruslar orada çalışma yaptılar, komünist yetiştirdiler, adam kazandılar. Ondan sonra bu sefer geldiler. Hem harcamadıkları paralar gitti, hem evleri yandı, yıkıldı, hem de nüfusun büyük bir kısmı kırıldı, geçti. Şimdi Allah yolunda cihat yapacağız diye iki yıldır uğraşıyorlar da sonuç alınıyor yavaş yavaş. Suriye'de de böyleydi. Suriye'de de çok Müslüman
idareler vardı, çok temiz ahali vardı. Suriye'de bu destek yapılmadı, yardım yapılmadı. Hatta orada bir ara Müslümanlar bayağı hakimdi. Halep, Humus, efendim vesaire Şam'a kadar yanaşmışlardı. O zaman bizim idareciler yardım etmediler onlara. Orada bir şeriatçı devletin olmasını istemediler. Gericil devletin olmasını istemedi o zamanın idareleri. Sen misin orada gerici, şeriatçı bir devlet olmasını istemeyen? Al sana, ben şimdi bir sana düşman, bir komünist, bir PKK'cı devlet şey yapayım da gör bakalım Müslümanlara yardım etmemeyi diye Allah ibret gösteriyor bize. Şimdi Suriye'den hayır yok. Irak'tan hayır yok ne demek? Yani bela geliyor. Yani çok sıkıntı içinde. Hükümet de şimdi ah diyordur belki. Askerler de belki şimdi ah diyordur. O eski devir fırsat kaçmış diyordur belki. Ben şahsen fırsatın kaçtığını her yerde söylüyorum yani ilan ediyorum. Irak da öyle. Irak da çok güzel bir ülkeydi. Ürdün çok güzel bir ülkeydi. Ama fırsatlar kaçıyor muhterem kardeşlerim. Kolayca halledilebilecek problemi vaktinde çözmeyince Müslümanların başına büyük belalar geliyor. O büyük belaların çözümü için de hem verilmeyen paralar zayi olacak hem de bu sefer ceza olarak canlar gidiyor. İmanla çarpışıp da şehit olanlara ne mutlu. Bir de onu yapamayanlar oradan da ceza görüyor. Ahiretleri de gidiyor. Kaçsa bir türlü ceza, dursa bir türlü ceza oluyor. Onun için aziz ve muhterem kardeşlerim, sözü cihattan ve ribattan açmışken, ribatın bir de manevisi vardır. Yani İslam alemini korumanın manevisi, manevi kalelerden İslam alemine, İslam dinine, imanına, irfanına hücum olmasın diye nöbetçilik yapıp beklemektir. Bu da önemli bir şey. Yani şimdi hududa gidip nöbet bekleyemeyiz ama İslam'a hücum olmasın, kafirlere karşı cevap verilsin, karşı konulsun diye terbiye sahasında, kültür sahasında, eğitim sahasında yapılacak çok şeyler var. Onları size söylüyoruz. Bakın diyorum ki mutlaka radyo kurmamız lazım. Mutlaka televizyon kurmamız lazım. Bundan 5 sene önce ne diyordum? Dergi kurun diyordum. Kurduk dergiyi. Faydası görülüyor ama devir şimdi televizyon devri. Şimdi o tarafa doğru gidiyor. Gene kesenin ağzını açacaksınız, mecbursunuz. O çalışmaları yapacaksınız. Adamlar televizyonun ehemmiyetini bildikleri için dış ülkelerden yayın yapıyorlar. Türk ülkelerinde çanak antenlerle muzur yayınları halkımıza dinlettiriyorlar, ahlakını bozuyorlar. Devlet de kontrol edemiyor. Onun için bu halk bozulur. Bir insanın kafası bozuldu mu o adamı sen çöpe at. Vücudunun gücü kuvveti hep zararlı olacak. Bak nasıl 5 tane polis öldürüyor. Onun için şimdi dediğim size hoca olarak, kendi şahsi menfaatim için değil, hoca olarak İslam'ın menfaati için size dediğim televizyon kanalını kuracağız. Ama kendi kontrolümüzde. Kendi kontrolümüzde. Yani şarkı türkü efendim şu sahnesi bu sahnesi değil. İslam'ı anlatacak şeyi kurmamız lazım. Gelip soracaksınız, destek olacaksınız ve kurmamız lazım. Bunu da yapmayacaksınız, 10 sene sonra ah vah diyeceksiniz. Yapmazsanız. Biz olacak hadiseleri benden önceki hocalarımızdan da misal verebilirim. Kendi yazılarımızdan da misal verebilirim. 10 sene önceden söylemişizdir. 20 sene önceden söylemişizdir. 30 sene önceden söylemişizdir. 50 sene önceden söylemiştir alimlerimiz. Böyle nesil yetiştirmeyin, böyle neslin sonu anarşi olur, anarşist olurlar. Bunlar memlekete fayda getirmez demiştir. Anarşinin ne olduğunu kimse bilmediği zamanda. Alimlerimiz bunu yazmıştır. Neden? Allah'ın verdiği nurla bakan insan böyle hakkı söyler. Allah bir nur verdi mi, hakkı batıldan ayırır, söyler. Ama o zaman dinlenmemiştir. Dinlenmemiştir, dinlenmemiştir, ihmal edilmiştir, ihmal edilmiştir, ihmal edilmiştir. Şimdi artık kıyametler kopuyor. İşin vehameti, ciddiyeti iyice anlaşılmış durumda. Onun için manevi murabıtlığa çağırıyorum sizi. Manevi murabıtlık, manevi mücahitlik. Yani gözünüzü dört açacaksınız, Müslümanlığı korumak için, Müslümanları korumak için tedbir alacağız. Gıda yardımı mı yaparız? Silah yardımı mı yaparız? Beden yardımı, asker yardımı mı yaparız? Gerilla yardımı mı yaparız? Bunların hepsini Müslümanlar birbirlerine yapması lazım. Çünkü orada öldürülüyor.
gözümün önünden gitmeyen bir sahne, her yerde söylüyorum, gazete çekmiş, babası yanında, kızı yanında, ellerinde silah, kız dünya güzeli, güzeller güzeli kızacağız. E şimdi düşünüyorum, bir baba olarak insan yanında kızı, efendim karşısında düşman, kendisi ölürse bu kızı ne olacak? Veyahut kızıyla çarpışırken kurşunu bu kız yese, o babanın yüreği ne olur? Veyahut geliyorlar, çocuklarını buraya bırakıyorlar, savaşmaya gidiyorlar. Ne kadar zor durumlar. Onun için sulh zamanında, fırsat eldeyken, kesenin ağzını açarak yapılmayan şeyler sonradan cana geliyor. Bir misal daha söyleyeyim. Kafkasya'da Rus birlikleri parasızlıktan aylarca maaş almamışlar. Merkezle de irtibatları kopmuş. Komutanlar gelmişler Azerbaycan yöneticilerine, demişler ki bize 1 milyon dolar verin, size bu tankları, silahları devredelim. Onlar da o parayı vermemişler. Ondan sonra aynı teklifi götürmüşler Ermenistan'a. Demişler ki bize 1 milyon dolar verin, bu silahları size devredelim. Onlar vermişler, tankları almışlar, füzeleri almışlar, uzun menzilli topları almışlar. Ondan sonra Karabağ'a saldırmışlar. Dışarıdan yardım gelmedi. Nereden geldi? Oradan satın aldılar ve böyle oldu. Yani para her kapıyı açıyorken, sen o paradan sakınırsan bu sefer Karabağ'da elden gider, Bakü'de elden gider. Allah saklasın. Hani şimdi işin hikaye olmadığı, çok vahim ve ciddi olduğu gözümüzün önünde cereyan eden hadiselerden bellidir. Ben bir adım daha ileriye bir söz daha söyleyeceğim. Benim sözlerim banta alınır, videoya alınır, dinlenir, efendim dosyalanır, biliyorum hepsini, açıkça söylüyorum. Yarın öbür gün bu hainler, bu zalimler bizim de başımıza çorap örerler. Allah saklasın, istemeyiz. Bizim başımıza da çorap örerler, ya nasıl oldu bu memleketin başına bu hal gelir miydi diye hayret edersiniz. Onun için kale gibi sapasağlam durmamız lazım. Kesenin ağzını açma zamanında keseyi açmamız lazım. Ne olacak yani, kazandığın paralar Allah yoluna harcamayacaksın da ne olacak? Sen harcamazsan Allah çatır çatır aldırtır. Başkasının eline şey yapar. Onun için bizim memleketimizin fertlerinin hepsinin konuşsunlar, gitsinler generallerle, menerallerle konuşsunlar bu işin erbabıyla. Hepsinin tepeden tırnağa silahlı olması lazım. Çünkü Yunanistan orada, ötekisi orada, berikisi burada, Ermenistan orada. Adana'dan yer almaya çalışmışlar. Abdülhamit Han zamanında. Adana'dan rüşvet yoluyla şu kadar milyon, milyar para vererek arazi satın almak istemişler. Abdülhamit hemen oralara şey yapmış, çiftlik yapmış kendisine. Kendi parası haline getirmiş, arazisi haline getirmiş ki yani kimse başkası bir oyunla filan rüşvetle şey yapamasın diye. Yani gözünüzü açın ki Adana Ovası'nda bile milletin gözü var. Ege odalarında, ovalarında bile milletin gözü var. Ya sahip çıkarsınız, tedbir alırsınız ya da seneler geçtikten sonra ya bunu 10 sene, 15 sene önce, 20 sene önce söylemişler denilmesin yani. Böyle bir durumun olmasını istemiyorum. Nasıl alacaksa devlet de alsın, vergi alacaksa alsın. Ne yapacaksak yapalım, bu adamlardan daha üstün silahımız olması şarttır. Allah'ın emridir, Kur'an-ı Kerim'in emridir. Ve اَعِدُّوا لَهُمْ مَسَّتَعْتُمْ مِنْ كُوَّتٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَ اللّٰهِ وَعَدُوَّكُمْ ayet-i kerimesi vardır. Onları korkutacak kadar mükemmel silahlı olmalıyız. Yani tankın karşısında pat küt atan silahla iş olmaz. Yani öyle silahlar gelişmiş ki efendim bu iftidai silahlar, düşmanı göremiyorsun ki tak diye nişan alıp nişancılığına deviresin. Adam dağın arkasından kuruyor şeylerini, üstüne bomba yağdırıyor, her taraf harabe. Düşman yok orada da, kime atacaksın, ne yapacağını bilemiyorsun. Onun için bu memleketi korumak istiyorsak, bu halkı korumak istiyorsak, mazlumların yanında yer almak istiyorsak, zulme uğramak istemiyorsak, Efendimiz dua edermiş, ne güzel. Ya Rabbi, benim kendi başkasına zulmetmemden de, başkasının bana zulmetmesinden de sana sığınırım. Ne zulmedeyim kendim, ne de zulme uğrayayım. En güzeli bu. Yani biz onu istiyoruz. Biz her tarafa gül dağıtmak isteriz. Her tarafa hayır yapmak isteriz, iyilik yapmak isteriz ama
Yani ben bu Sırplardan, Ermenilerden korktum. Yani çok gaddar. Yani ben karıncayı ilaçlarken korkuyorum. Yani evde yemeklere, şeylere sarıyor. Karıncaya ilaç yapacağım. Onun da canı var diye. Onu dahi düşünüyorum. Karıncayı ezmemeye çalışıyoruz. Millet sokağa dökü dökü veriyor. Yani öldürdükleri insanlar kamyonla yığıveriyor yani. Bu kadar zalim insanlar var. Bu kadar, yani İslam olmadıktan sonra insanlarda insanlık yok muhterem kardeşim. O bakımdan böyle açıldı. Savaştan, cihattan, bekçilikten, manevi bekçilikte İslam'ı korumak için İstanbul'da da olur. Gözünü dört açarsın, İslam'ın gelişmesi için, öğretilmesi için. Bak diyorlardı ki bizden önceki şeyler, efendim, devlet planlama teşkilatında biz şey yapıyorduk. Yani kalkınma planları, 5 yıllık kalkınma planları için raporlar falan hazırlıyorduk. Efendim bu kadar imam hatipli fazla. Bu kadar değil, 10 misli daha olsa gene azdır. İmam hatipli, ilahiyatlı, hoca, mümin insan. Bizim dünyaya mümin insan ihraç etmemiz lazım. Japonya araba ihraç etsin, bizim mümin insan ihraç etmemiz lazım. Neden? Afganistan'da ihtiyaç var, Avustralya'da ihtiyaç var, Tayland'da ihtiyaç var, Orta Asya'da ihtiyaç var, İspanya'da ihtiyaç var, İngiltere'de ihtiyaç var, Amerika'da ihtiyaç var. Şimdi bana müsaade edin, benim burada alakam olmasın, Güney Afrika'dan beni istiyorlar. Hoca istiyorlar. Amerika'dan istiyorlar. İngiltere'den istiyorlar. İsveç'ten istiyorlar. Neden? İhtiyaç vardı onda. Yani dünyanın her yerinde iyi hocaya, iyi din adamına, alime ihtiyaç var. Onun için 10 misli fazla olsa din adamı yetiştiren müessese, bunlar bize lazım. Bunlar bizim irfan ordumuz. Dünyaya irfanı yaymak için Osmanlı'nın ordusundan mühim bu. Allah'ın rızasına uygun olan şey bu. Ama bunu bilmeyen tabii, efendim şu kadar cami var, bu kadar imam ve müezzine ihtiyaç var, bundan fazlası ne yapacak diye ter ter tepiniyor olduğu yerde. Ya senin görüşün, burnunun ucunu göremiyorsun sen. Adam akıllı miyop olmuşsun, burnunun ucunu göremiyorsun. Bak bugün şeyde, efendim, Orta Asya'daki konuşmaları, başbakanın konuşmalarını, biz 10 sene önce camide konuşsaydık hapse tıkarlardı bizi. Vay gerici vay derlerdi. Hapse tıkarlardı. Şimdi Allah bak nasıl gerçekleri gösterttiriyor. Herkes nakşibendileri atıp tutuyor. Hala gazetelerde, ilerici gazetelerde başbakan orada nakşibendi tarikatımızın en büyüklerinden olan zatların isminin dilden düşürmüyor. Ahmedi Yesevi Hazretleri vesaire. Ahmedi Yesevi kim? Bizim Abdülhalik Gucevani Efendimizin halifesi. Nakşi. Hadi bakalım orada da kötüler. Hadi bakalım orada da kötüler. Orada öyle, burada böyle. Veyahut buradakiler bilmiyorlar. Oraya giden gözüyle görüyor ki iş öyle değilmiş, başka türlüymiş. Biz aydan gelmedik ki. İşte biz de sizin gibi aynı tahsili gördük. Elhamdülillah hiçbir farkımız yok. Sadece belki görüşlerimizde, kalbimizde, efendim niyetlerimizde farklar var. Biz bütün insanlara iyiliği istiyoruz. Herkesin mutlu olmasını istiyoruz. Hatta muhaliflerimizin bile. Herkesin cennete girmesini istiyoruz. İsteğimiz bu. Ahiretini düşünüyoruz. Sadece dünyasını değil, onun için çalışıyoruz. Onun için bizi dinlemesi lazım. Başbakan da olsa, reis-i cumhur da olsa bizi dinlemesi lazım. Ya dinlerler, ya da ne polis teşkilatı, ne ordu teşkilatı bizi dinlemedikleri zaman meydana gelen muzurlukları efendim izale etmeye güç yetirebilir. Hiçbirisi güç yetiremez. Ya dinlerler ya da başlarının belasını bulurlar. İkinci hadis-i şerife geçiyorum. İzen te'ale ahadüküm fel yebde bil yümna ve izâ halâ'a fel yebde bil şimâl vel tekünil yeminu evvelaha ve ahir evveluhuma tenahhur ve ahiruhuma tenezzü tenahhulen ve tenezzü'an diye mansup olsaydı diye düşünüyorum ama böyle ifade edilmiş. Buradaki yazılışına da bakalım.
kânenin ismi olarak tenakkulün diye düşünmüş. Efendimiz Ebu Hüreyre radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Buhari'de, Müslim'de ve diğer kaynaklarda var. Buyurmuş ki sizden biriniz ayakkabısını giyeceği zaman sağ ayağıyla başlasın, çıkaracağı zaman önce sol ayağını çıkartsın. Giyişte sağ ayak ilk olsun, çıkarışta efendim yine sağ ayak sol ayak olsun, sağ ayak ikinci olsun, yani sonuncu olsun diye buyurmuş. Hayırlı işlere sağla başlamak İslam'ın bir töresidir. Aşağıdaki hadis-i şerifte de göreceğiz. Ondan sonrakinde yemeğe insanın şeyle sağ eliyle başlaması lazım, ayakkabı giymeye sağ eliyle başlaması lazım, elbise giyerken önce sağ elini sokması lazım. Yani bu sağa dikkat etmek önemli. Nereden anlıyoruz önemli olduğunu? Birisine demiş ki Peygamber Efendimiz sağ elinle ye, yiyemiyorum demiş. Yani Resulullah Efendimiz bir şey dedikten sonra yapamıyor değil mi? İnsan ölür gene yapar. Yiyemiyorum deyince yiyemez ol demiş. Yani yiyeme, ondan sonra da tabii yiyememiş. Yani o bedduaya uğrayınca da o belasını bulmuş. Demek ki Efendimiz ısrar ettiğine göre var bir bildiği. Yiyemiyorum ne demek? Alıştır. Sağ elinle yemeye alıştır kendini. Dikkat et. Hafif ye. Yavaş yavaş ye. Alıştır. Her şeye alışmaya bağlı. Ayakkabıları bir camiye girerken sağ ayağıyla girecek. Güzel yerlere. Ama 100 numaraya girerken o zaman sol ayakla girecek. Çıkarken sağ ayakla çıkacak. Yani güzel işler sağda yapılıyor. Bu bir terbiye. Yolun sağından gidiyoruz. İngilizler inanında solundan gidiyorlar. Yani sol elde yiyorlar. O kadar şuurlular ki bize de moda olarak sokturmaya çalıştırıyorlar, yerleştirmeye çalışıyorlar. Sol elde ağzını bulamaz, burnuna bulaştırır insan. Sol elde yedirmeye çalışıyor. Bizimkiler bıçağı sağ eline alıyor, şey yapıyor. Ondan sonra ağzını bulacak da lokmayı ağzına sokacak diye uğraşıyor. İşte bak, biz sağ elimizle yesek sevap kazanacağız. Peygamber Efendimiz'in tavsiyesine uyduğumuz için sünnet olacak. Adamlar her şeyi inanla sola yapmışlar. Sol. Sokaklarda bile soldan gidiliyor, sağdan geliniyor. Avustralya'ya gittiğin zaman, İngiltere'ye gittiğin zaman afallıyorsun, şaşırıyorsun. Onlar küfrünün ve karşıtlığının şuurunda Allah'ın ehli olan müminler, müminliğinin ve Resulullah'a bağlanmanın şuurunda değil. Bu devir böyle. Allah alim olmayı, bilmeyi ve bu durumdan kurtulmayı nasip etsin. Bundan sonraki hadis-i şerif izen teha ahadukum ile meclis fe in vussu alehu fel yeclis ve illa fel yanzur ila evse ay mekanin yerahu fe yeclis fel yeclis fihi. Bir ikinci hadis-i şerifte aynı konuda izen teha ahadukum ile meclisi fel yusellim فَاِنْ بَدَالَهُ اَنْ يَجْلِسَ فَلْيَجْلِسْ ثُمَّ اِذَا قَامَ فَلْيُسَلِّمْ فَلَيْسَتِ الْاُلَى بِاَحَقْ مِنَ الْاَخِرَةِ. Şimdi birinci hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlar. Sizden biriniz bir meclise, toplantıya vardığı zaman, insanların toplandığı bir yere geldiği vardığı zaman, gittiği zaman diyelim, eğer kendisine bir yer açılır da buyur derlerse, açılan yere otursun. Eğer bir yer göstermezlerse, herkes olduğu gibi duruyor, kılını kıpırdatmıyor, o zaman genişçe olan bir yer bulsun, şöyle bakılsın, oraya otursun. İlle birisini sıkıştırmasına lüzum yok. Yer ve açarlarsa oturur, açmazlarsa meclisin münasip boş yerine gitsin, daha geniş olan yerine, orada otursun diye buyuruyor. Bu adaptır. Bundan sonraki hadis-i şerif aynı şekilde başlıyor. Sizden biriniz bir meclise varırsa fel yüsellim. Evvela esselamu aleyküm desin veya esselamu aleyküm ve rahmetullah veya daha ziyade diyebilir. Selam versin önce. Fe in bedâ lehu en yeclise fel yeclis. Eğer kendisinin oturması
durumu çıkıyorsa ortaya, tamam otursun. Yani yer gösteriyorlar, oturması münasip olacak filan. Efendim, otursun. Sümme izâ kâme. Sonra oturdu, meclisten kalkma zamanı kaldı, geldi. Meclis dediğimiz yani toplantı yeri, toplanma, oturum. Yani Ankara'daki meclis akla geliyor Türkçe'de, o değil yani. Toplantıdan kalkacağı zaman izâ kâme fel yüseldi. Kalktığı zaman da esselamu aleyküm desin. Şimdi bazısı bunu bilmiyor. Biz şimdi Ankara'da falan gördük bunu. Arkadaşlarımızla gidiyoruz bir yere, esselamu aleyküm, tamam aleyküm selam diyorlar. Ayrılırken esselamu aleyküm deyince gene Allah Allah bu ne demek diye şaşırıyorlar. Gelirken de selam vermek var, giderken de selam vermek var. Hatta diyor ki Peygamber Efendimiz feleysetil ula bi ahakka minel ahire, yani birincisi ikinciden daha gerçek değildir. İkisi de aynı derecede gerçektir. Birisi ötekisinden daha layık değildir. İkisi de aynı bakımdan layıktır. Yani ikisi de lazımdır. Hem önceki selam lazımdır, hem kalkarken selam vermek lazımdır diyor. Demek ki meclise giriş çıkışların adabı da bu iki hadisi şeriften anlaşılmış oldu. Bundan sonraki hadisi şerif, efendim 10. hadisi şerif, اِذَا اَنْتَ قُمْتَ ف۪ي صَلَاتِكَ فَكَبِّرِ اللّٰهِ. Uzun bir hadis-i şerif, ilâ ahir hadis, Taberani'den Rifa'a radıyallahu anh rivayet etmiş. Kelime cümlecik cümlecik okuyup tercümesini yapmaya çalışalım. اِذَا اَنْتَ قُمْتَ ف۪ي صَلَاتِكَ. Sen namazda ayağa kalktığın zaman namaz kılmaya, فَكَبِّرِ اللّٰهِ, Allahu Ekber diyerek başla. Tekbir getir, öyle başla namaza. Tamam. Sümmekra ma teyessere minel Kur'an. Sonra ayaktayken Kur'an-ı Kerim'den münasip bir miktar oku. Malum Fatiha'sız namaz olmaz diye hadis-i şerifte var. Fatiha'da Kur'an-ı Kerim'den hem Fatiha okuyacak hem de ona bir şeyler ilave edecek, başka şeyler okuyacak. İlave olduğu için zamm-ı sure diyoruz. Zamm ilave demek. Yani Fatiha'ya bir miktar bir şey daha sure ilave edip onu da okumak demek. Sure de okunabilir, birkaç ayet de okunabilir. Okudu, tamam. Efendimiz emrediyor. Yani Allahu Ekber diyerek başla, ondan sonra Kur'an-ı Kerim'den bir miktar oku. ثُمَّ اِذَا اَنْتَ رَكَعْتَ. Rükiye vardığın zaman fe esbit yedeyke ala rükbeteyke, iki elini iki dizinin üstüne şöyle koy rükuda, tespit et, orada yerleştir iki elini. Hatta yetme'inne külle udvin minke, her ağza kıpırtıdan sükunete erinceye kadar öyle dur. Yani hareket tamamen bitmiş olsun, eğilme hareketin tamamen sakin olarak bir dur orada. Yani böyle devamlı bir hareket halinde değil. Eğildin, bir miktar duracaksın. Bütün azaların hareketi bitmiş ve sükûne ermiş, mutmain bir durumda. Sümme izâ refa'te re'seke fe'tedil. Başını kaldırdığın zaman da tam dik dur. Hani kimse yarım duruyor filan, hep bunlardan kelimelerden ibret alın. Tam dik olarak dur başını kaldırdığın zaman. Kimisi rüküden sonra hafif bir kalkar gibi yapıyor, hop secdeye tasarruf yapıyor, yani kestirmeden secdeye yakın diye yukarıya kalkmadan hafif bir kaldır gibi yapıp hop aşağı gidiyor. Hayır. Ne diyor Peygamber Efendimiz? Kalktığın zaman tam doğru. Yani kalkacak 90 derece tabiri caizse yere düşey olarak, tam dik olarak, geometri tabirleriyle söylemek gerekirse 90 derece büküğü ettiyse 90 derece kalkacak, yere dik halde öyle duracak. Tamam. Sonra hatta yerci'a küllü udvin minke, her azan yine şey yapıncaya kadar, yerli yerine gelinceye kadar böyle dik olarak dur, sakin olarak dur. Sümme izâ secette fetme'in, hatta ya'tedile küllü azmin minke. Secde ettiğin zaman da yine muntazam bir şekilde secde et ve her
kemiğin böyle sükunete ersin secdeye vardığın zaman. Sümme izâ refa'te zâlike, sonra bundan da kalktığın zaman, secdeden kalktığın zaman fesbüt hatta yerci'e külle azmin ilâ mevdihi, dur her kemiğin yerli yerine oturuncaya kadar. Tabirleri aynen tercüme ediyorum. Her kemik yerine oturuncaya kadar, sonra arada dur. Sümme misle zâlike, sonra aynen böyle yap. Fe izâ celeste fî vasat-ı salâh fetme'in fefteliş fahizekel yusra, namazın ortasında iki rekati kıldıktan sonra oturduğun zaman, dört rekatli bir namazda yine sükûne ersin, tam otur yani, ve sol şeyini, uyluğunu yere yerleştir, yay yere doğru, yani şöyle duruluyor ya, şöyle duruluyor ya, o duruşu hatırlayın efendim, sol uyluğunu yere yay. Sümme teşehhed, yani sonra ettahiyyatı oku, sonunda eşhedü en la ilahe illallah denildiği için teşehhüd deniliyor, adı o. Sümme izâ kumte misle zâlike femislü zâlike, yani kalktığın zaman da yine bu ilk rekatta tarif ettiğin gibi kıl öbür rekatları da. Hatta tefrika min salatike, yani namazını bitirinceye kadar böyle yap. Yani burada namazı tarif ediyor ama Peygamber Efendimiz ilave kelimelerle ne söylüyor ona dikkat edeceğiz. Söylediği sükunet buluncaya kadar, sakin oluncaya kadar her hareketinde bekleyecek yani. Onu söylüyor. Şimdi bu konuda bu hadis-i şerifin sebebi vurudu da olabilir. Başka bir sebeple de efendim bu varid olmuş olabilir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir bedevi gördü. Çölden gelmiş, Müslüman olmuş, az çok bir şey öğrenmiş ama tam incelikleri öğrenmemiş. Yani Medine'nin ahalisi değil ki Efendimizin bütün nasihatlerini duymuş da tam işi anlamış olsun. Namazı hızlı kılıyormuş. Semallahümmet, Rabbena ekber, Allahu ekber, Allahu ekber, böyle birbirine ekleyerek hareketleri hızlı kılıyormuş. O bitirdiği zaman Peygamber Efendimiz çağırmış yanına, demiş ki ey filanca, sen namaz kılmadın, yeniden kıl. Halbuki kıldı, selam verdi ya, kılmadın diyor. Sen namaz kılmadın, yeniden kıl. Yine kılmış o. Kim bilir ne sebepten söyledi diye düşündü. Yine hızlı kılmış. Yine böyle hareketler birbirine bağlantılı, tam sükuneti yok, arada dinlenme yok, durma yok. Böyle birbirine bağlaya bağlaya hızlı hızlı kılınca demiş ki ey filanca, sen namaz kılmamış oldun, yine kıl. Ondan sonra böyle tarif etmiş. Yani ayakta durduğun zaman sükûne er. Rüküye vardığın zaman sükûne er. Rüküden kalktığın zaman sükûne er. Yani sükûnete var, sakin ol, her azan durgunlaşsın. Öyle birbirine ekleyerek yapma, ağır ağır, itidalli itidalli kıl diye. Buna ta'dili erkan derler. Namazın erkanını, hakkını vererek adaletli bir şekilde yapmak. Yani ötekisi ne oluyor? Namazın erkanının hakkını yemek oluyor. Hızlı hızlı kılmak ne oluyor? Namazın rükûsunun, secdesinin, kıyamının, kavmesinin hakkını çalmak oluyor, yemek oluyor. Tadili erken bazı imamlara, alimlere göre farzdır. Yani o da şarttır. Aksi takdirde namaz olmaz. Neden? Peygamber Efendimiz gene kıl, çünkü senin namazın olmadı buyurdu ya. Onun için bazıları da, alimler demişlerdir ki illa bu olacak. Olmazsa namaz hiç kabul olmaz. Şimdi bunu öğrendik muhterem kardeşlerim. Ben bu kadar kalabalık siz kardeşlerime şu soruyu soracağım. Ramazan'daki bizim teravihler oldu mu, olmadı mı? Birçok camide olmadı. Birçok camide olmadı, Allah affetsin. Öyle bir hızlı kıldılar ki namazları imamlar, hatta cemaat de öyle imam istiyor. Jet imam arıyor herkes.
efendim turbo jetini arıyor. Efendim hızlı kıldırsın. 17 dakikada kıldırdı. Ötekisi 13 dakikada kıldırıyor. Berikisi 12 dakikada kıldırıyor. İş hızlı kıldırma yarışına döndü. Ama bu İslam'da yok. Efendimizin nasihati, tavsiyesi böyle değil. Bu hadis-i şerifi o bakımdan söylüyorum. Gerçi bu hadis-i şerifi keşke Ramazan'dan önce bulsaydık, o zaman okusaydık, camilerde biraz bu hızı frenleseydik. Yani bu kadar hızlı olmuyor deseydik. Yani emin olun, Sübhanallahları, Sübhane Rabbiyel Azimleri, Sübhane Rabbiyel Alaları 3 defa okuyamıyor insan. Bir defasını tamamlayabilirse ne âlâ. Onu bile tamamlayamıyor. Veleddallin amin dedikten sonra hangi sureyi okuduğunu anlamadan Allahu Ekber sedasını duyuyor. Allah Allah. Peki Allahu Ekber ama ne okudu belli değil. Sorsa onu anlayamıyor insan. Böyle namaz olmaz. Bildiğiniz kimselere söyleyin. Çünkü söylememek de vebal. Ben de çok yerde söyleyemedim. Suçlu hissediyorum kendimi. Söylememek de vebal muhterem kardeşlerim. Bakın, Araplar böyle yapmıyorlar. Arapların münevverleri, bu işleri okuyan bilenler, insanın yakasına yapışırlar. Bizim Ankara'da başımızdan böyle bir hatıra var. Bir arkadaşın evine rahmetli bizi yemeğe çağırmıştı, yaşlı bir amca ihvanımızdan. Ondan sonra biz yakın camide şeye gittik, teravih kılmaya gittik. Ev sahibi de filanca hoca arkadaş da gelse işte madem sohbet edeceğiz diye, o da o hocanın camisine gitti, onu çağıracak, arabasına bindirecek. Yatsıdan sonra çayı beraber içeceğiz yani. Tabii namazdan evvel hoca efendinin ağzına gitmiş, kulağına ağzını dayamış. Demiş ki hoca efendi, namazdan sonra bize gidelim. İşte Esat Hoca da geldi, sohbet ederiz, çay içeriz filan gibi bir şey söylemiş. Diyor ki, vallahi diyor, pişman oldum söylediğime diyor. Hoca bunu duydu diyor, bir namaz kıldırdı diyor. Yani şeyleri yetiştiremedik diyor. Rekatları, şeyleri yetiştiremedik diyor. Tabii diyor, namaz bitti diyor. Bir Arap çocuğu gelmiş, hocanın yakasına yapışmış. Yani Arabistan'dan Ankara'ya gelmiş, tahsil gören bir çocuk demek ki yani. Hocanın yakasına yapışmış. Demiş ki, hoca efendi, söyle bakalım sen böyle namaz kılmayı nereden öğrendin? Allah mı emretti Celle Celaluhu? Hazreti Muhammed'in sünnet-i seniyesinden mi böyle var? Söyle bakalım bunu diye. Ebice terletti diyor, ben de çok mahcup oldum kenarda diyor. Keşke söylemeseydin, bizim evde çay var diye diyor. Yani bir acı bir hatıra oldu benim için muhterem kardeşlerim. Tabii bunu inşallah not alalım. Sağ olursak bir daha Ramazan'dan evvel bu hadis-i şerifin sayfasını kardeşlerimiz muhafaza etsinler. Bu tadili erkenle riayetin, namazı hızlı kıldırmamanın önemi hakkında Şaban ayından bir kampanyaya başlayalım. Ramazan'daki teravihleri bir frenleyelim. Yani namazlarımız namaz olsun yani. Allah affetsin kusurlarımızı. On birinci hadis-i şerif, اِذَا اَنْزَلَ اللّٰهُ بِقَوْمٍ عَذَابًا اَصَابَ الْعَذَابُ مَنْ كَانَ ف۪يهِمْ ثُمَّ فُئِثُوا عَلَى اَعْمَالِهِمْ. İbn-i Ömer radıyallahu anhuma'dan rivayet edilmiştir bu hadis-i şerif, 11. hadisi sayfanın. Diyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Allah Celle Celaluhu bir topluluğa, bir kavme, bir millete, bir ahaliye azap indireceği zaman, gökten azap indirecek, ceza verecek, azaba uğrayacak o kavim. Asabel azabu men kâne fihim. Kavmin içinde kim varsa hepsine azap topluca, toptan, tepeden gelir. Zelzele mi, yangın mı, yere batma mı, her neyse, sel mi, toptan gelir. Sümme bu ihu ala amaliyim. İşlerinde iyiler yok mudur? Vardır ama onlar da gider. Bu arada kurunun yanında yaşlı yanar dediği gibi dedelerimizin. Onlar da gider ama ahirette bağış olunurken iyiler, iyi insanlar, iyi amel sahipleri, onlar iyi insanlar olarak bağış olunurlar. Kötüler kötü olarak ayrılırlar ama
Dünyada bela bir kavme geldi mi müştereken gelir. Toptan gelir. Şimdi mesela Erzincan felaketi oldu. Camideki insanlara da geldi. Sordular ki yani bu camideki insanlar Allah'a mümin kullar, iyi kullar niye bunlara geldi? Yani hani dışarıdakiler suçlu muçlu desek bunlara niye geldi? Veyahut şimdi mesela Bosna Hersek'te, Karadağ'da nice masum insanlar sıkıntıya uğruyor, düşman istilasında evleri bombalanıyor, malları yağmalanıyor, canları, kanları efendim heder ediliyor, efendim ırzları ne halde olduğunu bilmiyoruz. Allah yardımcılar olsun, zalimlere fırsat vermesin, mazlumları korusun. Şimdi azap umumi geliyor. Belki bunların içinde nice mübarek insanlar var. Ağzı dualı, başı örtülü, nice has, halis kullar var ama azap umumi topluluğu korumak için kötülüklerin karşısında aktif olacaklar. Aktif olacaklar. Yani mümin bir topluluğun, bir kavmin adeta şeyidir, sigortasıdır. Aktif olacak, kötülüğü yaptırmayacak, hayrı yapmak için gayretli olacak, önde olacak, neme lazım demeyecek, kenarda durmayacak ki azaba müstahak olmasın o kavim. Azaba müstahak olmasın. Şimdi köye gittik. Köyde bilmem bir fabrika yanmış, zeytinyağı fabrikası. Sahibi hacı. İçinde milyarlarca lira zarar, köylünün de milyarlarca lira efendim yağı yanmış gitmiş. Denize dökülmüş, deniz bile yanmış. Büyük bir zarar. Şimdi neden? Millet terbiyesizleşti. Çuvallara dolduruyorlar zeytinleri, tarladan topluyorlar. Eskiden kimse kimsenin çuvalına karışmazdı. Geceliğin açık gözler geliyor, onun çuvalını, bunun çuvalını çalıp götürüyorlar. Toplanmış hazır zeytin. Tabii bunları götürüyorlar kendi malları diye. Fabrikaya veriyorlar. Haram, Allah'ın sevmediği şey. Ondan sonra namaz, ezan okunur, camiye gelmezler, televizyonun karşısında efendim müstehcen sahneleri seyrederler, filmleri sabahlara kadar şey yaparlar, zekat vermezler. Sonra ne oluyor? Bela umumi geliyor, hacı efendinin de fabrikası yanıyor, hoca efendinin de yağı yanıyor. Neden? Umumi gelir. Ceza umumi gelir. Allah-u Teala Hazretleri cezayı umumi gönderir, ahirette ayrılır. Yani iyisi kötüsü ahirette ayrılır. Lut kavmine Allah belayı indirip de onları yerin dibine batırdığı zaman ki şimdi Lut gölünde hala acı su var yani. Hala orası yer, denizler şu kadar aşağıda 300 metre çukurda içi acı su dolu balık yetişmez bir yer. Efendim içinde derler 70 bin gece ibadeti yapan abid insan var. Ama ekseriyeti Lutilik yapıyorlardı yani homoseksüellik belasına Allah onlara azabı indirdi. Şimdi tabii o mesele de yani hangi insanın özel yaşantısı nasıldır? Allah istemez. O da ayrı bir yürek yarasıdır, iç acısıdır. Allah Celle Celaluhu bizi azabına uğratmasın. Amin. Günahlara da düşürmesin. Amin. Sevdiği kul olarak yaşatsın. Amin. İltifatına erdirsin. Rahmetine gark eylesin. Amin. Hem dünyada hem ahirette aziz ve bahtiyar eylesin. Amin. Fatiha-i Şerife meal Besmele.